Evet sevgili izleyicilerimiz, İstanbul'da Beylikdüzü'nde Bey Kasrı konaklarındayız. Geçtiğimiz haftalarda sizlere söylemiştik. İstanbul'a gideceğiz, yerinde inceleyeceğiz, yerinde sizler için göreceğiz ve görüntüleyeceğiz demiştik. İşte İstanbul'a geldik, özel sizler için Bey Kasrı konaklarını tek tek inceledik, yetkililerden bilgi aldık. Şu anda tamamlanmış bir tane bloğumuzun üstündeyiz, teras katındayız. Sevgili izleyicilerimiz, sağ tarafımızda İhlas Marmara evleri. Hemen arkamızda engin Marmara Denizi, zemin kattan bile Marmara Denizi ayaklarınızın altında. Buradan İmralı Adası'na kadar, Yalova'ya kadar net görebiliyorsunuz. Bugün hava kapalı olduğu için bizler tam net görüntü alamadık ama önümüzdeki haftalarda güzel bir havada özel sizler için gene gelip çekim gerçekleştireceğiz. Buranın etrafı yemyeşil sevgili izleyicilerimiz, yerleşim alanı boş değil. Bu görüntüleri de sizlere ekranda sık sık yansıtıyoruz. Sizler için geldik dedik, şimdi aşağıya satış ofisimize geçiyoruz, yetkililerden bilgi alıyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, İstanbul Beylikdüzü'nde olduğumuzu söylemiştik. Dünyadaki cennet sloganıyla yola çıkan Bey Kasrı konaklarındayız. Burada muhteşem bir yaşam merkezi inşa ediliyor dedik. Geçtiğimiz haftalarda Hüseyin Bey ile ve bu yaşam merkezinden daire satın almış Viyanalı iş adamı Adnan Duman'la konuşmamız, sohbetimiz olmuş. Şimdi bu yaşam merkezinin ortaklarından ve her gün burada satış ofisimizde sizlere hizmet veren Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Bey, önce sizi tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Avrupa'dan sizleri buralara kadar yorduk. Güzel bir hizmet veriyorsunuz. Bundan dolayı kutluyorum sizi. Adım Mehmet Türk. Yaklaşık 16 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyorum. İstanbul'un nadide ilçelerinden bir tanesi. Burada gayrimenkul geliştirme üzerine bir sektör grubunu temsil ediyorum. Genelde bu bölgede proje geliştirme ve uygun koşullarda proje üretme üzerine daha önce ciddi bir deneyimimiz var. Ancak işte yurt dışındaki ortağımız Hüseyin Tütüncü Bey ile birlikte bu araziyi 2005 yılı içerisinde almıştık. Bu arazinin de geçmişte tarihi bir sıfatı, bir tanımı var. Burası Osmanlı döneminde, bu bölge daha doğrusu Osmanlı döneminde astım hastalarının tedavi edildiği, oksijen oranı çok yoğun bir bölgedir. Burada genelde yapılaşma, iki katlı villa unsuru ve muhafazakar kesimin rahat yaşayabileceği bir alan olarak bu bölgeyi temsil ediyor. Fakat tabii herkes villada yaşayamıyor. Herkes bahçeli geniş evlerde oturamadığından dolayı biz muhafazakar olup da birlikte yaşayabilecek insanların bir arada rahatlıkla yaşayabileceği bir proje ürettik. Bu projenin adına da Bey Kasrı Konakları dedik. Ve bu projenin temel anlamda daire anlayışıyla sosyal tesis anlayışını bütünleştirdik. Yani insanlar sadece burada bir site hayatı yaşamıyorlar. Aynı zamanda tatil köyü havası yarattığımız, ancak muhafazakarlığın da ciddi anlamda yaşanabileceği bir unsur oluşturduk. Beylikdüzü gelişen ve gelişmesini büyük ölçüde tamamlanmış bir ilçedir. Yaklaşık nüfusu 350 bin civarındadır. Bölgedeki diğer komşu ilçeleriyle birlikte 1,5 milyon üzerinde bir nüfusa sahiptir. İstanbul'un ciddi anlamda altyapı yatırımlarını alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından gelişme noktasında, altyapı noktasında ciddi anlamda önü açılmış ve çok ciddi anlamda da göç alan bir bölgedir. Genelde orta sınıfın birlikte yaşayabileceği bir anlayış öngörülmüş. Fakat biz bu orta sınıfın anlayışını biraz daha muhafazakar, orta sınıf ve orta sınıfın üstü bir yapılaşmayı öngördük. Böyle bir ihtiyaç duyduk. Ciddi derecede bir anket yaptık. Muhafazakar kesimden ciddi bilgiler aldık ve 7-8 ay sadece projenin nasıl oluşması noktasında bir çalışma yaptık. Ve bu süreyi tamamladıktan sonra projemizi masaya yatırdık ve 8 ay önce de bu projenin temelleri atıldı. Güzel bir açılış yaptık. Bölgemizin bütün kanaat önderleri, idarecileri bu açılışımıza iştirak ettiler. Ayrıca buradan onlara da teşekkür ediyorum. Beylikdüzü İstanbul'un batıdaki ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçesi vardır. Beylikdüzü İstanbul'un gecekondu yapılaşması olmayan nadir ilçelerinden birisidir. Bu hafta Mehmet Türk Bey bizlere Beylikdüzü hakkında bilgi verdi. Haftaya Bey Kasrı konakları hakkında Mehmet Bey'den bilgi almaya devam edeceğiz. Yatırım yapacak özellikle muhafazakar kesimden vatandaşlarımız, bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü Bey Kasrı konakları sizin için yapılan bir şaheser.
Haftaya biz yine İstanbul Beylikdüzü'nde Beykaslı konaklarındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor.